Efendim, aile vaktine hoş geldiniz. Öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlerle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün helal aşkı konuşacağız. Evlilik takıntılarını konuşacağız. Ve işin uzmanı, kıymetli hocamı, Mehmet Paksa hocamı, yazar, eğitimci, ilahiyatçı, gönlü, güzel, ilim ve gönül insanını bugün burada ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Hemen konuma dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sefalar getirdiniz. Sağ olun Lokman hocam. Sağ olun. Var olun. Efendim, kıymetli hocam, malumunuz sevgili dostlar, Moral FM'de ciddi manada İslam hayatını, İslami fıkhı, İslami bilgileri ve sosyal yaşamı onunla bağdaştırarak bize çok usulüne uygun o tatlı edasıyla bizlere takdim ediyor. Bizler can kulağıyla dinliyoruz. İslami hayatımıza gerçekten özellikle çok katkısında bulunan bu hocamızı, değerli abimizi bugün buradan ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli hocam, sizinle aynı radyoda olmak, aynı televizyonda bu programda birlikte olmak ya Allah nasip beni etti. Çok mutlu ediyor. Öncelikle Cenab-ı Hak sizlere hayır huzur, Allah hayırlı razı. Uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Mehmet Paksu hocam şu anda en son ne yapıyor ve ne yaptı? Biraz sürpriz, güzel bir kitap var elimde sevgili dostlar. Şimdi kırmızı tarafını gösteriyorum. Biraz sonra efendim onun ön yüzünü göstereceğim size. Birazcık evet, şu kırmızı tarafın bir de öbür tarafı var. Öbür tarafı ama çok özel. Hocam göstereyim isterseniz. Gösterin, gösterin, güzel var. Bence hemen göstereyim. Kıymetli dostlar, helal aşkı konuşacağız. Helal aşk bizim için önemli. Nasıl bir aşk? Aşkın tarifini yapacağız. Gönül insanından bunu duyacağız. Çiçeği Burnu'na ilk defa böyle güzel bir kitapla karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu kitap ilk çıktı. Efendim ve yeni, taze, daha böyle piyasada yeni görünen güzel bir kitap. Hocam bu kitabın biraz hikayesini alalım, sonra aşkın tarifini sizden alalım. Olmaz mı? Evet. Öncelikle iki cihanda mutluluğun sırları, helal aşkı yayınlayan Hay kitaba teşekkür ediyorum. Eyvallah. Büyük emek sarf ettiler. Büyük fedakarlık gösterdiler. Gerçekten bu kitabı da güzel hazırladılar. Tam da aile vaktine uygun bir kitap. Aile sizi konunuz. Eyvallah. Gerçekten ben onun için çok merakla şimdi burada başka neler var onları izlemek için bu kitabı alacağım. Baştan sona okuyacağım. Çünkü hakikaten çok isminden de anlaşılıyor evet. Ki gönlümüze akıtacak güzel şeyler var. Şimdi burada tabii asıl kitabın ismi İki Cihanda Mutluluğun, Mutluluğun Sırları. Evet. İki Cihanda, Dünyada ve Ahirette Mutluluğun Sırları. Bu kitaptaki bütün konular canlı hayattan alınmadır. Evet. Bize mail yoluyla, yani elektronik posta yoluyla gelen sorulardan oluşan bir şey bu. Yani hayali bir şey değil. Bize dertli insanların, aile sıkıntısı yaşayan insanların evlilik öncesi, evlilik sonrası, evlilik süreci içerisinde karşılaştıkları sorunları açan, bazen sayfalarca mailler yazan kardeşlerimizin o maillerini esas alarak onlara Kur'an ve sünnet ve yaşadığımız hayattan örnekler vererek çözüm yolları gösterdik. Evlilik öncesi ne yapacaksınız? Evlilik sürecinde ne yapacaksınız? Evlilik devam ederken 10'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda sorunlarla karşılaştığınızda o sorunları nasıl aşacaksınız? Bu kitabın bu özelliği var. Önce aşkı anlattık. Aşk nasıl olması lazım? Evet. Flört diye bir olay var. Yanlış bir yöntem olarak bunun ne kadar büyük bize şeyleri var. Etkileri, katkıları ve bize yüklediği sorunlar var. Ondan sonra evlilik takıntıları. Bugün gençlerimizin içerisinde evlilikten korkan insanlar az değil. Yani kızlarda, erkeklerde. Hatta gerçekten evliliği öteleyen birçok delikanlı hanım kızla ben karşılaştım. Tabii tabii. Şimdi bunların sorunları... korkuları var yani, takıntıları var. Evet. Ondan sonra evlilik öncesi ayrılık. Daha evlenmeden ayrılıyorlar. Eyvah. Yani nişan süreci... Büyük bir yıkım değil mi hocam? Tabii nişan aslında biraz birazdan bunlara girelim tabii, ama... Tabii tabii. Bu başlıklar bizim için çok önemli gerçekten. Kavgalar var hocam. Onlar tabii ondan sonra nişanlılık dönemi, dönemi. Nişanlılık döneminde çok ciddi sorunlar çıkıyor. Evet. Ve nikah meselesi. Yani şimdi biraz devlet o konuda büyük bir çözüm getirdi.
Yani imamlara da, müftülere de nikah evet. kıyma şeyi getirdi. Güzel bir şey oldu. Evlilikte kavgalar, geçimsizlikler, sıkıntılar. Evet. Yani çok ciddi şeyler var. Bunların önlenmesi için. Ya birincisi kavga olmaması için yapmamız lazım. Diğer bir kavga oldu. Ne yapacağız? Evet. Hocam bu başlıklar tabii hepsini biz bugün burada konuşamayacağız. Konuşursak zaten kitabı anlatmış olacağız. Onun için tabii kitabı izleyicilerimizin almaları, bulmaları, özellikle elde etmeleri lazım. Bunun için bu kitabı nereden bulabiliriz? Kitabım kapıda.com. Kitabım kapıda.com'dan rahatlıkla bu kitaba ulaşabilirler. Evet. Peki sevgili izleyenler, biz hakikaten yeni çıkmış ve ilk defa elimizde televizyonda yayınlanan bu kitabı almak için kitabım kapıda.com'da bulabileceksiniz. Ama biz bu kitabın içeriğine yavaş yavaş girelim. Böyle hani tadımlık boyutuyla sizlere takdim edelim. Ama aile vaktinde özellikle hepimizin dertte olduğu bir mevzuyu bugün aslında burada konuşacağız. İşin uzmanıyla konuşmak bize ayrı bir boyut. Dün Ege'deydim sevgili dostlar. Ege'de birçok dostlarımızı ziyaret ettik. Efendim seminerlerimiz oldu. Orada birileri sordu. Aslında nişanlı olan delikanlıların bir soruları üzerine ben birkaç şey ifade edince, hocam yaşanıyor mu bu? Yani çizdiğimiz portre yaşanıyor mu? Dedim yaşayan var. Aslında biraz onu biraz da paylaşacağız. Yaşayan var. Kim yaşadı? O sırları kim hayatına tatbik etti? Ve onu ne kadar aşağılara sirayet ettiriyoruz? Biraz da bunu konuşacağız. Hocam aşk üzerine birkaç şey duymak istiyoruz. Aşk nasıl tarif ediliyor? İki cihanın mutluluğunu, iki cihanda mutluluğun sırları olan aşkı biz nasıl algılayacağız? Biraz aşkı tarif etmenizi rica ediyorum. Bu konuda genişçe en başta o meseleyi yazdık. Ama asıl aşkın başlangıcı Kur'an'ın bize öğrettiğine göre birbirine yabancı insanların birbirlerine olan muhabbetleri, ona Kur'an sevgidir, bir de merhamettir. İkinizin arasına vedudiyeti ve merhameti koyandır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Habib ismi vardır, El-Vedud ismi vardır. Bu isimler Allah'tan bize gelen duygulardır, nimetlerdir. Yani bir insanın, yani zaten kainatın mayasında muhabbet var. Evet. Muhabbet olmasa zaten güneş dünyaya bir şey vermez, toprak bir şey vermez. Her şeyde bir muhabbet var. Kainatın yaratılışındaki muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın kendisine olan muhabbetidir diyebilir miyiz? Tabii. Yani o muhabbetten mi acaba efendim bizi, varlığı, alemi ve ondan öz olarak yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaratıyor. Çünkü şimdi, ona Habibullah, hani siz Habib dediniz ya, Habibullah tabirini acaba bundan mı kullanıyor hocam? Tabii, yani şimdi her şeyde Esma-i Hüsna var. Yani bütün hayatımızda Esma-i Hüsna var. İnansın inanmasın Esma-i Hüsna'nın tesiri var. Nur isminde, Vedud isminde, Rahim isminde, Rahman isminde, bütün isimlerde Muhsin isminde, Müzeyyin isminde, Mülevin isminde, ne kadar isim varsa. Ama birbirine yabancı olan insanların kalplerinde o sevgi varsa, bu sevgiyi koyan Allah'tır. Birincisi bu. Bu sevginin zaman içerisinde muhabbetten aşka dönüşmesi, hani bizim kara sevda dememiz var ya, evet. kara sevdaya dönüşmesinin, bu bir duygudur. Bu duyguları... Sevginin yoğunlaşması mı hocam kara sevda? Derinleşmesi midir? Yani sevginin öyle bir yere gelmesi ki artık o kalpteki sevgi aklı susturabilecek bir şeye gelebiliyor. Hmm, evet. Aklı susturmaya geldiği zaman akıl devreden çıkıyor. Aşk, yani sevgi, muhabbet, evet. aşka dönüştüğü zaman o aşk artık insanın bütün hayatını kaplıyor. Acaba bu aşkı nasıl yönlendireceğiz? İşte bu helal aşk bu. Eğer siz bu aşkı nefsin, şeytanın, heveslerinizin istikametine verirseniz, insafına, insafsızlığına verirseniz, bu sizi başka bir yere götürür. Yani herkeste aşk olabilecek bir duygu var aslında. Tabii her şeyde aşk var. İnsanda yani, da var. Yani bütün canlılarda var. Benim duygularım çok körelmiş. Ben işte sevemiyorum vesaire falan. Onun bile
aşk ile tutkun olduğu bir şey var mutlaka. Fakat mecrasını mı değiştirmiş ya da bizdeki var olan efendim işte o duyguyu, duygunun daha doğrusu mecrasını mı değiştirmemiz lazım ki helal aşk olabilsin? Evet, helal aşkın olması için her şeyden önce insanın sevdiği şeyleri Allah için sevmesi. Çok güzel, evet. Allah için sevmesi. Yani bir insan baharı sever, çiçeği sever, meyveyi sever, anasını babasını sever. Evladını sever, eşini sever. Gençliğini, şimdi bedenini bu sever. Eşini sevmedeki, yani öyle yıldırım aşkı değil bu. Yıldırım aşkı değil. Ebediyete kadar, sonsuza kadar, cennetteki beraberliğe gidebilecek kadar olan aşkı biz dünyada nasıl temellendirebiliriz? Onu hiçbir şekilde kirletmeden, onu hiçbir şekilde nefsin, hevesin, arzuların seyrine vermeden, o bir erkekle bir kadın arasında, iki cins arasında onları nasıl mecralarında akıntı, o kendi normal akımı içerisinde, yani siz nehrin ve ırmağın akışını değiştiremezsiniz. Oraya göre hareket ettiğiniz zaman sonuç ararsınız. Bugün bizim gençler arasında en büyük sıkıntı bu. Yani bir aşık oluyor, bir kız bir erkeğe aşık oluyor, bir erkek bir kıza aşık Hocam, oluyor. Hocam çok diyor yakışıklı diyor ya da çok güzel. Onun için kendimi tutamadım, aşık oldum. 5 sene sonra bir bakıyorsunuz aşık olduğu kişiye karşı farklı duygular beslemeye, hatta ona ihanet etme boyutuna kadar gelebiliyor. Yani şimdi bu yıldırım aşklar yıldırım nikaha dönüşüyor. Yıldırım nikahlarda yıldırım ayrılığa kadar maalesef gidiyor. Yani yıldırım aşk, yıldırım nikaha gidiyor. Yıldırım nikah, yıldırım yani yıldırım hızlı, mahkemeye gidiyor. Yıldırım mahkemede maalesef. Allah muhafaza. Bu süreç içerisinde bizim hep böyle sorularımız var. Bu soruların mesela evlenme şansı kalmadı mı diyor. Dindar bir eş bulamadım diyor. Ondan sonra kendimi diyor yani zinadan nasıl koruyabilirim? Gençlerin böyle ciddi sorunları var. Kaderimde evlenmek yoksa ne diye dua edeyim ki diye soruyor. Ve evlenmeden önce kız erkek evlenme tekliflerinde bulunabilir mi birbirlerine? Yani kız normal erkeğe teklifte bulunabilirim. Evet. Erkek kıza teklifte bulunuyor, kız erkeğe teklifte bulunabilir. Müslüman bir kız gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Yani aşk olduktan sonra karşındaki insan hangi inançtaymış, hangi mezhepteymiş, hangi aileden gelmiş, hangi dili konuşuyor? Böyle bir şey yok. Yani şimdi dünya küçüldü ya. Evet. Yani insanlar bir şekilde yurt dışına çıkıyorlar veya yurt dışındaki insanlar buraya geliyorlar. İşte bunun helali ne? Ha, bunun helali ne işte? Yani helal nedir? Madem yani gayrimüslim efendim işte yaşı, durumu efendim işte cins vesaire falan, bunun helali ne? Bunun müspeti ne, değil mi hocam? Aslında bir cümle kullandınız. Yani şimdi yani meşru Allah'ın daire, hoşnut olabileceği yani, bir tarz. Yani meşru daire keyfe kafidir. Evet. Meşru daire, helal daire insan keyfine kafi. Kardeşim yani sen nefsinde Cenab-ı Hak senin şehevi cinsel duyguları yaratmış. Sen bu şehevi cinsel duygularını helal dairede, meşru dairede nasıl kullanacaksın? Bunu Kur'an bize gösteriyor. Evet. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Gençlerinizi evlendirin diyor. Ayrı onlar fakir ise Allah onları zengin eder diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de iyi gençler diyor evlenin. Evlenin diyor. Evlenemiyorsanız diyor çare olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsi gemlemek için oruç tutun diyor. Oruç tutun diyor. Yani nikah benim, evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir. Şimdi bu Cenab-ı Hak insana bu şey duyguları vermiş. Diyelim insanın 3 tane duygu var. Birisi aklı duygu, biri şehevi duygu, birisi gadabi duygu. Şimdi bu şehevi duygu, cinsel duygu, evlilik duygusunu nasıl yönlendirebileceğiz? Evet. Yönlendirdiğimiz zaman biz mutluluk denen bir sırra ulaşacağız. Yani nasıl olması gerekiyor ki beni gerçekten hem dünyada mutlu etsin, tatmin etsin, hem beni ahirete taşırken ahirette bana sıkıntı değil, bana orada keyif vermeye vesile olsun, değil mi hocam? Aslında bir ömür sevgili olabilmek. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ayşe annemiz soruyor ya Resulallah beni seviyor musunuz diye. Tabii genç bir insan, güzel bir insan, evet, asil bir insan Ayşe annemiz. Çok eğitimli bir insan. Seviyorum diyor. Ne kadar seviyorsun diyor Hazreti Ayşe annemiz. Kördüğüm gibi diyor Peygamberimiz. Yani kördüğüm, ipliği bağlarsınız artık. Çözülmeyen şey. Çözülmeyecek şekilde, evet, çözemezsiniz onu.
Aradan bir süre geçiyor, bir aylar geçiyor. Tekrar soruyor Hazreti Ayşe peygamberimize. Ya Resulallah, kördüğüm devam ediyor mu? Ediyor mu? Ya da kördüğüm nasıl gidiyor? Devam ediyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada ilk günkü gibi diyor. Şimdi ben bunu değişik ortamlar, değişik vesilelerle anlatırken diyorum ki asıl evlilik yani şunun kaç yıllık evlisiniz? 10 yıllık. 20 yıllık evlisiniz. Bazen böyle anketimsi yapıyorum. Konferanslarda evet. Soruyorum. Diyorum ki yani ilk damatlık ve gelinlik giydiniz. Damatlık ve gelinlik giydiğiniz ilk günke aradan 10 yılı geçmiş aynı duygu devam ediyor mu? Ediyorsa bu sünnettir işte. Sen bu sünneti yaşıyorsun. Evet. Bu bilinmeyen bir sünnettir. Bir tanesi... Hatta bir sünneti seneye temessük edene Allah 100 şehir ecir veriyor. Veriyor tabii, yani. Şerif o. Size şimdi yakında Manisa'dan geldiniz. Bugün değil mi? Ben de evet. Manisa'daydım bundan birkaç sene önce. Bir konferans var. Büyük bir salon. İnsanlar dolu. Ben de yani bunu soruyor. Bu hadis-i şerifi anlattım. Dedim ki içinizde İlk evlilik yılları gibi, ilk günkü gibi sevgilisine devam ettiren var mı? Birisi elini kaldırdı. Hocam dedi ya ilk evliliğimizde biz dedi birbirimizi tanımamışız. Evet. Aradan aşağı 30 sene geçmiş. Biz şimdi daha çok birbirimizi seviyoruz. Niye? Birbirimizi daha yakından tanıdık. Şimdi işte bu mesele bu. Yani evlilikteki sünneti yaşamamız lazım. Evet. Hocam şimdi aslında biraz... böyle flört boyutuna girmek istiyorum ama biraz da böyle tehlikeli bir sur. Ama siz kıymetli hocalarımız, değerli bu toplumun derdiyle dertlenen bir kişi olarak sormak istiyorum. Yani o süreç nasıl olmalı? Yani nişanlanmadan, çünkü nişan da bir şekilde bir ilandır. Her iki tarafın birbirini kabullenmesidir. Birbirlerine doğru adım atıp bunu ciddiye bağlanması gerekiyordu. Yani nişan alıyor. Ama ondan önce bir durum var. Hani bir cümle daha kullandınız. Nikahtan önce efendim işte bir şekilde ayrılmalar oluyor. O da bir nevi boşanmak gibi insanın bedenine, dünyasına, alemine etki ediyor mu hocam? Yani onun için o süreci nasıl takip etmemiz lazım? Ben bir kızı gördüm. Bir kız beni gördü. Nasıl bir adım atacağız? Gençlerimiz birbirini gördüler. Nasıl bir iletişim kuracaklar? Nasıl bir yolu izleyecekler yani? Kitapta bu Helal Aşk kitabımızda bu konuların hakikaten birebir bu işle karşılaşan gençlerin soruları var. Burada onlara hep cevap verdik. Ben şunu arz etmek istiyorum. Yani modern hayatın içerisindeyiz. İş hayatında, okul hayatında, seyahat hayatında, gezi hayatında veya apartman hayatında veya bugün insanlar... Bir metroya biniyor, bir metro çarşı, biniyor, pazarda. Bir otobüse biniyor. Evet. Oradan denk geliyor. Bir şey göz göze geliyorlar. Evet. Öyle bir yakınlık oluyor. Veya işte okul hayatı, iş hayatında. Biz daha birbirimizi tam tanımadık. Şöyle bir sene, iki sene bir tanıyalım. Aradan ne nişan var, ne nikah var, hiçbir şey yok. Tanışacağız, görüşeceğiz. İşte beraber olacağız, gezeceğiz, tozacağız. Tamam da yani sen bir inanan bir insansan, senin ölçülerin bellidir. Yani Kur'an'daki ölçüler bellidir. Kur'an'da bir insanın evlenebileceği insanlar bellidir. Evlenmesi caiz olmayan insanlar bellidir. Yani annesi, kız kardeşidir, evet. Halası, teyzesi, yeğenleri. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim belirliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de iki cinsin, erkek ve kadının baş başa kalmaları kapalı bir ortamda üçüncüleri şeytandır diyor. Şimdi bizim eğer flört anlamı böyle anlaşılıyorsa, yani biz önce bir tanışalım, bir sene, iki sene tanışalım, görüşelim ve anlaşalım birbirimize kadar. Geçen bir delikanlı hocam dedi, 6 yıldır beraberiz dedi. Evet, 6 yıl beraber. 6 yıl, yani nişan yok. Hiçbir şey yok. Yani ilanat yok. Hiçbir şey yok. 6 yıldır birlikteler, yaşıyorlar. Henüz böyle bir adım atmadık diyor. Şimdi bu... Bunları eğer bu duyguları serbest bıraktığımız zaman hani peygamberimiz üçüncü şeytandır diyor. Bu eğer bir peygamber tarafından söyleniyorsa Kur'an'ı ve insan duygularını çok iyi bilen ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaşamış evliliklerinde bunları ve biz eğer İslam ve
Kur'an ve iman çerçevesinde bakırsak bunun yeri neresi? Nereye kadar olacak? Nasıl olacak? Tamam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Medine-i Münevvere'de bir genç geliyor. Ya Resulallah diyor, ben filan ailesinin filan ailenin kızıyla evlenmek istiyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü mü diyor. Hayır, görmedim ya Resulallah diyor. Sen diyor git gör. Medineliler'in diyor gözünde hafif bir görme kusuru ve görme şeyi var diyor. Hatası var diyor. Ve gidip görmesini teşvik ediyor. Yani görmesi, konuşması normal. İletişime ama geçmesi lazım. Tabii bu olacak yani. Peygamberimizin bize teşvik ettiği bir şeydir bu. Evet. Daha sonra ama bunun... Ama belli sınırlarda olması gerekiyor. Tabii nişanlı, bir de nişan takıyorlar. Evet. Nişan yapıyorlar. Tabii yüzü takıyorlar. Nişan yapıyorlar. Yine beraberler. Yine görüşüyorlar. Yine konuşuyorlar. Beraber aynı arabaya biniyorlar. Gidiyorlar. Aynı mekanı paylaşıyorlar. Yalnız kalıyorlar. İşte seyahate gidiyorlar. Yazda, kışta gidiyorlar. Yani şimdi burada acaba bizim imanımız ve İslami değerimiz ve ahlakımız bu sevgimizi kontrol altına alıyor mu, almıyor mu? Yoksa nefsimizin ve hevesimizin istediği veya toplumun, yani modern hayat diyoruz ya, evet, hiçbir şey sınır tanımıyor. Acaba onların şeyinde mi gidiyoruz? İşte nasıl ekerseniz, hayat nasıl başlarsa öyle gidiyor. Yani siz nasıl binanın temelini nasıl atarsanız o bina öyle yükseliyor. Evet. Yani siz tarlaya bir şey ağaç dikeceksiniz. O ağacı ne kadar kendi usulüne göre dikerseniz o ağaçtan, o bahçeden öyle meyve alıyorsunuz. Ama yanlışla başladığınız o yanlışla birbirini devam ettiriyor. Bugün hala Türkiye'de büyük ölçüde işte ailelerin görücü usulü evlilikler var. Yapılan istatistiklerde kalıcı evlilikler halen görücü usulüyle yapılan evliliklerdir. Hocam orada küllü bir akıl mı var? Tabii yani istişare her iki var? Tarafın ailesi de işin içine giriyor. Evet. Tecrübeler konuşuluyor ve gençlere yol gösteriliyor. Ama gençler gidiyor hiç anneye babaya sormadan, hala bazen de gidiyorlar bir nikah kıydırıyorlar, resmi nikah kıydırıyorlar. Evlerinde, ellerinde bir nikah düzeni. Baba, anne biz evlendik diye o anneyi babayı ne kadar büyük bir sıkıntıya soktular. Yani sokakta tek başına başlatılan evlilikler yine sokakta rahatlıkla maalesef bitiyor değil maalesef, mi hocam? Maalesef. Yani bugün Türkiye'de ciddi anlamda boşanmalar var. Evet. Ama bu Avrupa'da olduğu gibi değil. Yani binde bir oluyor. Yani her ay bir 30-40 bin civarı bir boşanma oluyor ama. Avrupa'da mı hocam? Türkiye'de. Türkiye'de. Ya tabii Türkiye'de 22 milyon aile var. 22 milyon bir ailenin içerisinde ayda 30 bin, 40 bin ayrılıkta çok büyük bir rakam değil. Çünkü Avrupa'da evliliklerin boşanmayla bitiş süreleri %50'nin üzerinde. Ama evvelden hocam, yani yaklaşık bir 30 sene ve öncesinden ben çok iyi hatırlıyorum. Ayrılıklar çok büyük ayıp olarak ifade edilir ve bir kusur olarak o şahısta sürekli nazara verilirdi. Onun için o kusuru işlememek adına, o yuvayı parçalamamak adına hakikaten çok ciddi madde efor sarf ediliyordu. Aslında ben biraz da şunu sormak istiyorum hocam. Burada evlilikte kavgalar diye bir başlığınız var ama ben direkt onun içeriğine girmeden, bu evlilik kavgalarının bir nedeni acaba flört döneminde yaşadığımız ölçüleri aşmakla ilgili olabilir mi hocam? Yani şimdi insanlar orada duygular yıpranmıştır, evet, da sonra bir şeyler mi kalmıyor ki, evet, kavgalar rahatlıkla hızlı başlıyor. Yani şimdi insan ne kadar samimi olursa, ne kadar ihlaslı olursa, ihlas her yerde lazım. Sadece ibadette, hizmette değil, ihlas her yerde lazım. Yani Allah rızası için hareket ederseniz yolunuz açılıyor. Allah yanınızda oluyor. Evet. Allah'la beraber oluyorsunuz. Peygamber yanınızda oluyor, sünnet beraber yanınızda oluyor. Eğer siz ihlasla hareket etmediğiniz zaman, yani her amelinizde ihlas olma, Allah rızası olma, Allah razı olduktan sonra bütün dünya küse emniyeti yok misalinde, eğer Allah rızası varsa o iş kolay. Allah'la berabersiniz. Kavgalarda şöyle oluyor. Yani şimdi belli bir birbirleriyle tanışıyorlar, görüşüyorlar, flört süresi geçiyor falan. Bu tabii çok geniş değil. Ya Türkiye'nin çok yoğun bir şey değil bu. Yoksa insanları biz töhmet altında bırakmayalım. Yani dini hayatı olmayan veya dini hayatı çok zayıf olan insanlara bunlar var zaten. Yoksa normal insanlar helali, haramı, günahı, sevabı, hayrı, şerri bilen insanlar ne yapsın? Şimdi bu süreç içerisinde bizim de kitapta da bunu çok işledik. Ve
eşler arasında iletişimsizlik var evlilik kavgadan sonra. Evet. Şimdi insanlar ilk tanışmalarında bir ay, iki ay, üç ay, beş ay veya bir sene, iki sene. Bu arada insanlar çok usta davranıyor. Birbir eksiklerini, noksanlıklarını, huylarını, huysuzluklarını gizliyorlar. Yani orada bir şey mi var hocam? Evlilik öncesi beraberliklerde yani bir maske mi var? Bir maske takıyor. Onu diyecektim. O maskeyi indirmiyor. Evet. Ne zaman ki aile hayatı başlıyor, ailenin sorunları başlıyor. Birbirlerine beklentileri var. O ondan bekliyor, o ondan bekliyor. O beklentiler, yani ben şöyle bir örnek veriyorum. Lamba var evde, elektrik de var. Değil mi yani? Evet. Normal hayat da var. Ama ne zaman ki siz düğmeye basarsanız elektrik yanıyor. Düğmeye bastığınız zaman acaba kaç lamba bozulmuş, sönmüş onu bilemiyorsunuz. Yani eğer siz evlilik hayatına başlarsanız sıkıntı o zaman başlıyor. Herkes birinden bir şey bekliyor. Yemeden, içmeden, sevgiden, muhabbetten. Eğer siz önce insan eşinizi sever, sonra Allah'ı severseniz orada bir sıkıntı var. Önce Allah'ı sever, sonra eşini severseniz eşinizden beklentileriniz azalır. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin yaratılanı yaratandan evet. ötürü sevmek. Hele bu da bir de eşiniz ya da evladınızsa. Değil mi? Yaratandan ötürü sevmek daha keyifli. Şimdi, manası büyük değil mi hocam? Evet, yani bizim şu anda duyguların eğitimi diye bir sistem var. Duygu eğitimi. Evet. Yani duyguların eğitimi psikolojinin ve psikiyatrinin çok önemli şeyleridir. Siz duygularını eğitemezseniz duygularını size eğitir. Duyguları size eğittiği zaman sürekli ayağınız birbirine karışır. Duyguların eğitimi için insanların ne yapması lazım? Öncelikle kendilerini keşfetmeleri lazım. Karşıdan fedakarlık beklemek diye bir şey olur mu ya? Fedakarlık şahsi bir şeydir. Yani siz eşinizden fedakarlık bekliyorsanız siz bencilsiniz. Yani vermeden almak istiyor. Hayır. Yani kendisinden zaten kendisini tanımlıyor. Ben böyleyim diyor. Ama sen öylesine karşılığında onu bekliyor. Diyelim ki işte okumuş, eğitim almış, üniversiteyi bitirmiş, yemek yapması pek bilmiyor. Annesine bakıyor, annesi her yemeği yapıyor. Hanım geliyor, işte bir menemen yapıyor, bir işte yumurta, sağında yumurta yapıyor. Bir çorba yapıyor, yeniyor, yenmiyor. İşte evlilik hayatı o zaman başlıyor. Yani şimdi diyelim ki... Yani ışık yanması lazım ki eksikler görülebilsin. Evet, yani işte derdi eksik evet. maddeli adam onu görecek. Yani insanlar bir beklenti içerisinde. Beklenti içerisinde olduğunuz zaman o evlilik zorlaşır. Evet. Yani fedakarlık, feragat, merhamet, şefkat, sevgi, sadakat. Sadakat de önemlidir. Yani şimdi evlenmişsiniz, artık sizin gözünüz başkasında olmayacak. Sizin için en yakışıklı yengenin bir şey, en yakışıklı insan Lokman Yıldız'dır. Yani onun gözünden senden yakışıklı bir insan yok. Sizin de en güzel insan eşinizdir. Evet. Yani bu olacak ki ve gittikçe güzelleşecek. Hocam. Yani yaşlandıkça, evet. yaşlandıkça ona olan sevginiz, muhabbetiniz artacak. Hasta mı oldu? Doğum mu yaptı? Doğum öncesi hamilelik, doğum sonrası süreç, 2 aylık, 3 aylık süreç içerisinde yani siz artık anne yerine geçiyorsunuz. O zaman hocam suret değil de sirete mi? Hep bunu anlatıyorum ben. Değil hep mi hocam? Hep bunu anlatıyorum. Evet. Yani gözünüzün gördüğü değil, kalbinizin gördüğü. Yani gözünüzün gördüğü çabuk geçer ama kalbinizin gördüğü geçmez. Yani evlilik hayatı gözle değil, evlilik hayatı kalple olan bir şeydir. Cenab-ı Hak ben diyor sizin içinize meveddeti ve merhameti koydum diyor. Bunun gözle, kulakla, ağızla, burunla bir alakası yok. Yani kalbe mukabil bir kalp aslında. Tabii. Onu bulmak lazım. Yani fakat o flört döneminde hocam, o flört döneminde biraz da işte aşk falan da varsa, tutulmuşsa o maskeyi bir türlü indirtemiyor. Yani maske o zaman üzerimizde var. Biz bir kere bunu kabullenmek zorundayız. İki tarafın da üzerinde maske var. Çünkü gerçek kişilikleri, yani lamba yanmadı, elektriğe basılmadığı için, yanmadığı için ortada hiçbir şey yok. O zaman o maskeler ne olursa olsun bizim yapacağımız şey şu, tanımadan aşık olmayacağız. Tanımadan tutulmayacağız. Tanımadan sevdalanmayacağız. Öyle, doğru mu hocam? Ya tabii bunları söylemek kolay da yaşamak zor. Şimdi gençlere bunları anlatırken illa deneyecekler. Ama işte hocam mesela diyor ki geçen birisi bize de hasbelkader böyle aile terapileri zaman zaman yaşıyoruz hocam. Diyor ki hocam diyor ben sizin de buyurduğunuz gibi ben işimi hala tanımamışım diyor. Tanıyamamışım. Ama ben ne yapayım hocam gönül diyor. Sevdalandım diyor. Görür görmez aşık oldum. O zaman gözünün gördüğüne ulaştığı için kalbinin gördüğünü, görmek istediğini
demek ki arkada bırakmış. Yani gözün gördüğü demek ki onu yanıltmış hocam. Şimdi burada tabii bir şey daha, şöyle bir soru var. Evlenmek için doğru adayı nasıl bulabilirim diyor. Şimdi insanlar o bir yani kendilerini bulup kendilerinin tanışmaları gelip ailelerine söyleyince mesele devreye giriyor. Ama aileye söylemediğiniz zaman bir deneyelim diyor az önce sizin sorunuz üzerine. Yani şimdi çocuklar, 2 yaşlarında çocuklara işte elini prize sokma, elini ateşe sokma, işte çaydanlığı elini sürme. Niye? Çünkü elini yakar. Çocuk ne yapıyor? Şimdi elini yakar, yasaklıyorsun ya, o yasağı işleyecek. Elini yakacak, elini uzatacak çaydanlık, kaynar suyun olduğu yani çaydanlığı. Yani o davranışı öğrenmesi lazım onu, yani. Elini yakacak, ondan sonra o sıcak diyecek. Evet. Şimdi insanlara böyle bir şey var. Zaman içerisinde insanlar bunu yapıyorlar. Yaptıktan sonra, eli yandıktan sonra zaten yapacak bir şey yok ki. Güven esastır. Şey yapacaksın, insanlara inanacaksınız. İnanacaksınız. Yani annem, babam işte 30 yıllık, 40 yıllık evliler. Acaba bu evlilikleri nasıl getirmişler? Onu gözlemliyor çocukluğuna itibaren. Evet. Gözlemliyor. Eğer mutlu bir hayat varsa, anne baba arasında güzel, mutlu bir hayat varsa o da mutlu bir yuva kurabiliyor. Ama anne baba arasında mutsuzluk varsa, geçimsizlik, huysuzluk, kavgalar varsa bu gençlerin çoğu evlenmiyor. Yani o aslında yetişen bahçenin bataklıksa kokusunu, evet, eğer bataklık değil gerçekten gül yetiştiren bir bahçe ise onun mutlaka o tatlı güzel huyunu, kokusunu daha sonra üzerinde gösterebilecek. Mutsuz bir evliliğin neticesinde mutsuz bir çocuk ve o da mutsuz bir evlilik mi yapıyor genelde, böyle geçen, midir hocam? Geçen sene bir dostumuzun, komşumuzun oğlu evleniyor. Anlaşmışlar, görüşmüşler, konuşmuşlar. Tam işte düğün salonu tutulmuş, davetiye dağıtılmış. Biz de yola çıktık, gidiyoruz. Telefon geldi, hocam dedi, düğün olmayacak dedi. Hayır dedim ya, ne oldu? Ya çocuklar arasında bir anlaşmazlık oldu dedi. Düğün yapamayacağız dedi. Allah. Şimdi geliyor, hani Anadolu'da meşhur bir söz vardır, gelin biner ata, gör kısmet nereye. Gelin o ata biniyor, arabaya biniyor ama acaba o işte dağbattık giyen o gençle mi olacak, olmayacak mı? Veya gene geçtiğimiz gün bir arkadaşın evliliği olmuş, bir ay sonra ayrılıyorlar. Ya ne oldu dedim, bir ay içerisinde nasıl ayrılırlar? Ya işte yanlış düşünmüşler, birbirinden tam anlamamışlar. Yani bir ay içerisinde insanlar nasıl anlaşacak birbirlerini? Zaten bunu araştırmada, istatistiklerde ilk 3 yılda eğer ilk 3 yıl evliliği götürüyorsanız epeyce bir mesafe almışsınız. Çünkü bütün boşanmaların ekserisi ilk 3 yılda, ilk 1 yılda. Hele bir de 5 yılı geçtiğinizde artık o aile oturuyor. Evet. Çünkü insan birbirini tanıması, birbirlerini anlaması, birbirleriyle anlaşmaları, değil mi? İnsan affedersin hayvan gibi değil ki ya, değil mi? Evet. Ya insanın yani alışması kolay olmuyor. Yani hani iki beden bir ruh deniyor ya, iki beden bir kalp deniyor ya. Evet. O iki beden bir kalp olmasını Allah diyor ki, Cenab-ı Hak hiç kimsenin kalbinde hiç kimseye iki kalp vermemiştir diyor. Herkesin bir tane kalbi var. Ama sizin kalbiniz onda atar, onun kalbi sizde atarsa o zaman bir kalp olur işte o. Bir kalp olur. Yani elmanın iki yarısı gibi bir elma eder. Veya şimdi siz nerelisiniz? Diyelim ki siz Malatyalısınız. Öbürü de Edirneli. Şimdi Malatyalıların yemek kültürü ayrı, Edirnelilerin yemek kültürü ayrı. Şimdi sofraya geliyor, her birinin bir acıyı seviyor, biri acıyı sevmiyor. Bir efendim ekşiyi seviyor, bir ekşiyi sevmiyor. Biri bulguru seviyor, biri pirinci seviyor. Şimdi bunlar nasıl anlaşacaklar? Zaman içerisinde 2 sene, 3 sene sonra bir de bakıyorsun ki aynı sofrada, aynı yemekte alışmıyor. Acıyı sevmeyen acıya alışmış. Bulguru sevmeyen bulgura alışmış. Çorbayı sevmeyen çorbaya alışmış. Neden? Çünkü artık orada kendi duygularına hakim oluyor. Eşine karşı bir fedakarlık oluyor. Yani bu bir kabullenme aslında. Radyoda şöyle bir anketimiz bir şey yaptım geçtiğimiz yıllarda. Dedim ki evde mutluluğu nasıl temin ediyorsunuz? Kitapta onun örnekleri var. Bir kardeşimiz aradı Bursa'dan. Dedi ki hocam ben eşimin mutluluğunu esas alıyorum.
Ben onu mutlu etmeye çalışıyorum. Ben onu mutlu bunu edersem... Bunu söyleyen bayan mıydı hocam? Bu bayan. Evet. Ben onu mutlu edersem mutlu oluyorum. Siz kendi mutluluğunu esas alırsanız onun sonu gelmez. Eğer karşının mutluluğunu, eşinizin mutluluğunu, saadetini, huzuru esas alırsanız o huzur olunca siz zaten otomatik huzurlu olursunuz. Harika bir düstur. Buna da empati işte bu. Evet. Bu empati güzel bir şey bu. Yani Efendimiz Aleyhisselam hayatına baktığımız zaman bunları hep görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değişik kabilelerden, değişik ailelerden ve değişik toplumlara yetişmiş insanlara evlenmiş. Mesela Safiye annemizin bir Yahudi'de, Yahudi ailesinden geliyor Safiye annemiz. Maria annemiz ta Mısır'dan geliyor. Evet. Meymune annemiz yine bir kabile reisinin. Tabii. Bir kabilenin farklı kabilelerden, farklı ülkelerden, farklı dillerden, farklı inançlardan geliyor. Evet. Yani şimdi sünnete baktığımız zaman burada sünnet dediği çok güzel şeyler var. Zaten her konunun başında da mutlaka. Hocam sizin bu Helal Aşk kitabını ben söz veriyorum inşallah okuyacağım ve zaman zaman atıfta da bulunacağım. Evet. Yani diğer programlarımızda da ve gittiğim her bir seminerde de mutlaka bunu önermiş olacağım. Ama tabii bu arada bunun komisyonunu ben alacağım herhalde, değil mi? Evelallah. Orada hiç beniz olmasın. Mesela Rabbim hayırlara vesile kılsa, önemli her olacağım. Konunun ulaşılması bunların. Evet, her konunun başına bir hadis koyduk biz. Evet. Bir hadis koyduk ki konuyla ilgili. Tabii. Ya yani konuyla alakalı, evet. Evlilik ilgili, aileyle ilgili her konunun başında mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarınızı üzmeyin. Onlar Allah'ın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin. Evet. Şimdi bundan sonra konuyu anlatıyoruz biz. Çok güzel. Ayet kelimeler, ayetler de var. Evet, çok güzel. Mesela Allah'ın, ey Allah'ın Resulü, bizden her biri üzerinde zevcesinin, eşinin hakkı nedir? Resulullah şöyle buyurdu. Kendin yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, hakaret etmemen, evin içi hariç onu terk etmemen. Evet. Hakikaten hocam çok böyle dikkat çekici şeyler koydunuz. Dün Manisa'da bir seminerdeyim hocam. Bir delikanlı, nişanlı. Hocam dedi, sizin bu anlattıklarınızı yaşayan var mı dedi. Şöyle bir an durdum. Yani şunu demek istiyor. Hocam siz yaşıyor musunuz? He, onu diyor. Siz yaşıyor musunuz? Var mı gözle gördüğünüz, evet bu adam yaşıyor dedim, var. Var dedim. Yaşayan var. Kim dedi? Dedim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yaşamış. Onu taklit edenler, ona benzemeye çalışanlar hep o sırları yakalamış. Hep o mutluluğu görmüşler, tatmışlar. Ama az ama çok. Biz hiç hepimiz onu taklit edip o boyutuyla ona yanaşırsak galiba o sırları biz de yaşayacağız. Şimdi, hocam ben dedi bu cevabı beklemiyordum. Evet. Aslında ben siz yaşıyor musunuz? Ha, siz de. Demiştim. Evet. Ben biraz da öyle söyleyeyim. Mesela diyorum ki eşini ilk günkü gibi sevmek kim var diyorum. Kalabalık. Ben önce elimi kendim kaldırıyorum. Çok güzel. Maşallah. Yani siz kendiniz kaldırdığınız zaman yani fiiliniz sözünüze, sözünüz fiilinize uyması lazım eşi ki. Eder, evet. Yoksa böyle kuru kuruya bir şey anlatmaya şey anlamı yok. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için niye örnektir? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları yaşamıştır. Bizzat yaşadığı için zaten sünnet Kur'an'ın ve İslam'ın bir insan tarafından yaşanmış hale gelmesidir. Biz bunu anlatıyoruz, bunu ifade ediyoruz ve insanlar orada önlerinde dediğiniz gibi hakikaten böyle şaşmaz şaşırmaz Kur'an'ın ifadesi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَا وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ. Evet. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için diyor Resulullah da şaşmaz şaşırmaz müthiş güzel bir örnek vardır diyor. Bu örneği biz inşallah hayatımıza geçirirsek olacak. Yani evet. Kavgasız aile olmaz, sıkıntısız aile olmaz. Yani birileri hocam aslında başarılı olmaz. Birileri bu hayatı en güzel şekilde yaşayarak şu müspet boyutuyla, helal aşkıyla aslında yaşayanlar var. Yaşayanlar var. Biz de o yaşayanlarla iletişime geçip olur ya bazen yapamıyoruz, çıkamıyoruz işin içerisinde. Lambamıza da elektriğe de dokunamamışızdır. Alem biraz karanlık. O zaman onu yaşayanlara, o aydınlığı yakanlara iletişim kuracağız. Belki bu kitap böyle bir düğme olacaktır. Belki hocam ilk günkü gibi eşini seviyordur bu cümlesi. Belki birçok kimseye düğme olacaktır. Efendim bu tür programlar belki bir şeye vesile olacaktır. Aslında biraz ihtiyaç hissetmek lazım değil mi hocam? Yani
Benim buna ihtiyacım var. Benim eksiklerim var. Benim yanlışlıklarım var. Ben insanım, hata yapıyorum. Hatalarım içerisinde boğulmak yerine yani bir feryat figanla, hocam bana yardım eder misin? Onunla ilgili bir şey var hocam. Onu anlatacağım ama bir kısa bir ara verelim. Tamam. Sonra devam edelim, olur mu hocam? İnşallah. Peki sevgili izleyenler, aile vaktine kısa bir ara vereceğiz ama Mehmet Baksu hocamla enfes sohbetimize devam edeceğiz. Helal aşkı konuşmaya devam edeceğiz. Aşkınız helal olsun şimdiden efendim. Efendim aile vaktine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çok kıymetli ilim ve gönül adamı Mehmet Baksu hocamla birlikteyiz. Özellikle çiçeği burnunda böyle çok enfes, özellikle hocama derdini anlatan, hocama maille ulaşıp soru soran ve bunların toplum içerisinde çıkarak kaleme alındı. Hocamın da tercüman oldu. Bu Helal Aşk kitabı üzerine konuşuyoruz. Tam da aile vakti programına hakikaten denk gelen, tevafuk eden bir kitap. Kıymetli hocam, bizler tabii aşkı anlamaya çalışıyoruz. Aşk, efendim işte ilahi eksenle olması harika bir şey olur. İletişimler, flört hayatını konuştuk. Kavgaları biraz konuştuk ama mesela şurada kitabınızda bir soru var. Diyor ki, tabii biz bu kitabın hepsini konuşmayacağız. Biraz tadımlık yapacağız inşallah. Bu aşk hayatımı alt üst etti hocam diyor. Bana denk değil ama kalbimden silemiyorum. Böyle bir feryat eden birisinin sizden yardım istemesi söz konusu. Bu aşk hayatımı alt üst etti ama bana denk değil, kalbimden de silemiyorum. Siz ne cevap verdiniz hocam? Şimdi bunu söyleyen bir delikanlı. Evet. Bir hanım değil, bir kız değil. Bir evet. Delikanlı bunu söylüyor. Şimdi duygularının baskısı altında kalmış. Normaldir. Hepimizin hayatında şu veya bu şekilde az veya çok süreli ya süresiz bir aşkımız var. Evet. Zaten insan aşık olur. Hazreti Mevlana'ya bir çocuğu, bir genci getirmişler. Dinliyor Hazreti Mevlana genci. Tabi dertleri var, sıkıntıları var, sorunları var filan. Demiş oğlum, demiş evladım, sen aşık oldun mu demiş. Yok efendim, hiç aşık olmadım demiş. Tabi o zaman toplumunda biraz daha böyle kırsal kesim insanlar olduğu için demiş oğlum git demiş, bir eşeğe aşık ol demiş ya. Bir aşkı yaşa, bir sevgiyi yaşa. Evet. Yani bir eşeğe aşık ol. Yani eşek insanı gezdirir, tozdurur, binersiniz, işte seversiniz, tımarını yaparsınız filan. Şimdi insanın aşık olması lazım. Aşk olmadan meşk olmaz. Bu insani duygu var yani. Tabii insanlar. Yaşayacaksınız. Evet. Cenab-ı Hak insanlara duyguyu vermiyor. Ama duyguların eğitimi lazım. Evet. Yani her duygunun iki yönü var. Bir dünyevi yönü, bir uhrevi yönü. Bir nefsi yönü, bir ilahi yönü. Evet. Bir geçici yönü, bir kalıcı yönü. Bir fani yönü, bir baki yönü. Bir suretini seversiniz, bir siretini seversiniz. Bir dışını seversiniz ama içini sevemezsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadiste ifade ediyor. Diyor ki çöplükte biten gülü koparmayın, koklamayın diyor. Gül dame dimen tabiri mi kullanıyor hocam? Evet. Yani bataklığa, o çiçeğe dokunmayın aslında yani. Hayır, o çiçekle çiçeğe yaklaşmayın. Ama görüntüde güzel yani. Çok güzel. Gül işte yani. Gül yani. Kırmızı veya beyaz bir gül. Fakat bataklığa yetişmiş. Ama yani yetiştiği ortam. Yani evleneceğiz insan, erkek veya kadın. Yakışıklıdır, güzeldir. Ama yetiştiği aile, yetiştiği ortam, yetiştiği çevre sizin alakası yok. Hocam şey var, hani Anadolu'da çok güzel bir cümle kullanıyor ya. Anasına bak, kızını gör. Ben bunu hep konuşuyorum. Öyle mi? Ben bunu hep konuşuyorum. Bunu yaşadım. Bu sanki Rokman'ın ifade ettiğiniz. Yaşadım ben bunu. Evet. Evlenirken yaşadım. Tabii eşimi daha sonra yakinen tanımak nasip oldu. Ama ancak annesini tanıdım ben. Allah rahmet eylesin. Kayınbabamı çok müstesna bir insandı. Hani derler Osmanlı kadını. Yani ondaki edep, erkan, maşallah, saygı, hürmet, nezaket, nezahet. Yani destansı bir şeydi. Allah rahmet eylesin. Önce ben annesini tanıdım. Sonra eşimi tanıdım. Evet. Neden? Dediğiniz gibi kenarına bak. Bezi al. Annesine bak.
kızını al misali. Evet. Yani şimdi siz duygularınızın bir fani yönü, bir baki yönü var. Yani bir insan gidiyor, değil mi? Bir ayakkabı alıyorsun ya, değil mi? Bir ayakkabı alıyorsun. Ayakkabı işte, şimdi gençler geziyorlar. Gidip alıyorsun, seçiyorsun değil mi ya? Evet. Yani bu ne kadar sürecek? Yani bir haftalık giyebileceğin bir ayakkabı alır mısınız? Bir aylık ancak dayanabilecek bir ayakkabı alır mısınız? Ya insan ayakkabı alırken de, değil mi? Bir telefon alıyor. Telefon en az 2-3 sene kalsın diyor. Evet. Ya şimdi siz hayatınızı paylaşacağınız insanı, ben bu telefonu çok sevdim. Ben bunu alacağım. Ya telefonun fonksiyonunu bilemiyorsun ki. Ne kadar dayanır? Yani siz öncelikle evleneceğiniz insanı... Telefon alacak gücünüz var mı? Var veya ayrı bir şey. Yok yok, şöyle hocam. Gücünüz var mı? Tamam, ben gözümü diktim falan kişi istiyorum. Evet. Yani onu mutlu edecek bir yüreğe sahip misiniz? Şimdi bu delikanlı, tabii delikanlı sorur şu. Evet hocam, o soruya gitmeden dün yine yaşadığım bir mevzu. Tabii Manisa'dan çıktım. Gece yola çıkmayayım dedim. Bu programa yetişmek için de hareket halindeyim. Ondan sonra tabii akrabaya ziyarete gittim. Hemşireye rahim olsun diye. Orada dediler ki, ya ablamızın bir kızı var. Efendim şu kadar üstün özelliklerde, işte okul okumuş, bitirmiş, hafız olmuş vesaire falan. Ondan sonra diyor ki, evleneceğim kişi bana televizyon olsun demeyecek. Evleneceğim kişiyi bilmem işte şu ölçüler dikecek. Yani tam sünnet-i Resulullah'a uygun böyle bir evlilik istiyor. Ama diyor, o kadar diyor talep var ki diyor, hiçbirisini kabul etmiyor. Hayır diyor efendim, benim çizgim bu olacak diyor. Şimdi tamam da talip olanlar, ya sen o kızı kaldırabilecek birisi misin? Mutlu edecek, onu gerçekten tatmin edecek bir özelliğe, donanıma sahip misin? Gücün var mı? Evet. Onun için telefon lazım ama alacak gücüm var mı benim yani? Kullanacak boyutum var mı? Yani onu arz ediyordum. Yani insan giyeceği, kuşanacağı veya ev alırken veya araba alırken seçici davranıyor. Yani bir defa ne oluyor? Yani biraz uzun sürsün, devam etsin. Yani bu evlilik hayatı inanan bir insan için, Kur'an'ı ve özür dilerim, Kur'an'ı ve sünneti esas alan bir insan için, yani hani baki hayat, biz burada iki cihanın mutluluğun sırlar demişiz ya, yani ebedi refikayı hayat kavramı çok önemli bir kavramdır. Evet. Ebedi refikayı hayat, yani sonsuzda da senin hayat arkadaşın olacak birisini, yani sen cennette de seninle ebedi olabilecek birisini seçeceksin. Birincisi bu. İkincisi de bu evliliğin meyveleri olacak. Bu evliliğin meyveler çocuklardır. Çocuklar olacak, bu çocukların babası nasıl birisi olsun? Annesi nasıl birisi olsun? Allah rahmet eylesin İbrahim Canan hocamız, evet, hadis hocası. Yine çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Amin, Allah rahmet eylesin. Bu dedi, düğünlerde niye bu kadar işte düğünler yapılıyor, masraflar yapılıyor, salonlar tutuluyor. Ciddi anlamda işte her iki tarafta fedakarlık yapıyor. Ya bu düğünler, değişik merasimler niye yapılıyor? Çünkü gelecek bir misafir var. Cenab-ı Hak yeni bir kul yaratacak. O yeni yaratılacak kulun gelişi için yapılan merasimlerdir. Yoksa evlenecek iki insan mutlu olması için değildir. Başka bir bakış açısı. Bu çok enteresan bir şey. Yani Cenab-ı Hak sizin vasıtanızla bir kul yaratacak. O kulu nasıl siz? Yani şimdiden alkışlama, şimdiden kucak açma. Tabii, o kulu siz nasıl yetiştireceksiniz? Tamam, evlenirseniz mutlu olursunuz. Ama yani Allah herkese nasip eylesin. 1, 2, 3, 4 çocuğunuz olacak. O çocuğun babası kim olacak? Şimdi şöyle sorunları karşılaşıyoruz biz. Dün gelen bir soru bu. Ben de dün radyoda bu soruya cevap verdim. Hocam diyor, önce diyoruz namazında, niyazında, dini hayatında olduğunu bana diyor inandırdı. Evlendik diyor. Ne namaz var, ne dini hayat var, ne İslam yaşantısı var. Ben ne yapacağım diyor. Yani bir maske varmış adamın üstünde. Tabii maske öyle kalınmış ki. Evet. O maske evlendikten sonra ortaya çıkmış. Subhanallah. Şimdi ben ne yapacağım diyor. Bir de çocukları olmuş. Nereye gidecek yani? Bu kadın nereye gidecek? O adam ne yapacak? O adam değişir mi? Değişmez. Nasıl değişir? Allah değiştirecek ya. İnsan değiştiremez. Evet. İnsan Allah değiştirecek. Yani siz uzun soluklu bir yarışa çıkıyorsunuz. O uzun soluklu yarışta tık nefes olmayacaksınız. O uzun soluklu yarışta dinlere gideceksiniz yorulduğunuz zaman. Ama aile hayatı hakikaten eğer mutlu olursa, evet, 20 sene
20 gün gibi geçiyor. Ama Allah muhafaza eylesin. Her bir günü 20 gün gibi uzuyor. Aile hayatı mutsuz gelirse her bir günü bir yıl gibi geçiyor. Evet. Yani dostlarla beraber olduğun zaman yani iğne deliği de bir meydandır. Ama sevmediğin, geçinemediğin insanlarla olsa meydan senin için bir fincan gibidir. Şey var ya sözü, evet, Arapça bir sözdür. Evet. Yani şimdi öncelikli olarak bu meselelerde biz kendimizi tanımlayacağız. Geçici bir heves için yola çıktığınız zaman o iş bitiyor. Ticaret yapacaksınız, iş hayatı yapıyorsunuz. Değil mi ya? Yola çıkacaksınız. Değil mi yani? Hazırlıklar olması lazım. Aslında hocam, bir insanın yani evlenme aşaması olan bir insanın başkasını yani evlenecek kişiyi, adayı değil de önce kendisi tanımlaması gerekiyor. Aslında önce kendisi tanıması lazım. Evet. Aşkın adamı sizin de böyle tam böyle kitabına uygun. Aşkın adamı Hazreti Mevlana Kuddüs'e sır öyle buyuruyor. Diyor ki hocam, suretini görmek isteyen cama baksın. Orada görünürsün. Özünü görmek isteyen cana baksın diyor. Evet. Yani cana biz bakamadığımız için hep başkasının hayatını yönetmeye, başkasına dokunarak ya da başkasının eksiğini görerek ya da başkasında bir kusursuzluk görerek sonra hayatımıza dahil ettiğimizde aslında mutsuzluğu kendi ellerimize işliyoruz. Şimdi burada problemleri kendi ellerimize inşa ediyoruz. Bu Helal Aşk kitabında asi bir evlat olmak mı, sevdiğimden vazgeçmek mi? Bu yani, şeyi nasıl cevapladık hocam? Bu aşk hayatımı alt üst etti. Sizin söyledim bir işte. Beyefendinin evet, evet. Şeyi. Yani onu bir iki cümleyle tabii, böyle ya, bir özetlersin. Yani zaten burada o soruya cevap. Yani sadece kadınlar müzdarip değil hanımlar. Tabii erkekler de. Erkekler de müzdarip yani. Yani ben buradaki cevabı biraz daha genişleterek örnek anladım. Az önce anlattım. Yani tamam, kimse aşkı inkar etmiyor. Kimse de sevdiğin insanı bırak demiyor. Ama orada şimdi gençler arasında şöyle bir şey var hocam. Diyorlar ki biz efendim duygusal evlilik mi? Yoksa mantık evliliği mi yapalım? Evet. Ya duygusal evlilik olacak tabii. Duygu olmadan hayat olur mu? Ama mantık evliliği yapacaksın. Yani bu adamın ailesi nedir? İşi nedir? Çevresi nedir? Yani sizi yolda, buyur, nedir? Sizi yolda bırakır mı? Evet. Geliri nedir? Gideri nedir? Ya bu İslami yaşantısı nedir de acaba İslami yaşantısı senden farklı bir İslam anlayışı mı vardır? Değil mi? Şimdi bir sürü farklı İslam, evet, İslam anlayış, evet, vardır. Evet. Veya ahlaki bir takım zaafları var mıdır? Yani dindar olması da yetmiyor insanların. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hıyarukum li ehli ve ene hayrun li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine hayırlı olandır. Ben aileme hayırlıyım diyor. Evet. Yani insanın ahlakı önemli. Namazında, niyazında, hizmetinde, gayretinde ama insanda bir takım böyle hakikaten çekilmez, geçimsiz bir adam. Veya geçimsiz bir kadın. Ya kimseyle geçinemiyor. Yani derler bizim memlekette, Gaziantep'te gözünden karasını sevmiyor. Şimdi siz çok... yani kara değil de sadece gözünüzde kara olacaksa o olmaz ki. Yani şimdi burada güzel bir şey daha arz etmek istiyorum. Yani hayatta karşılaştığımız kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar, hatalar vardır. Peygamber Kur'an-ı Azimüşşan bize Tagabun suresinin 14. ayetinde bir ölçü veriyor Rabbim bize. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizin için düşmanlar vardır. Ne yapacaksın? Fahzeruhum. Onlardan kaçının, çekinin, dikkat edin diyor. Nasıl çekineceğiz, nasıl kaçınacağız, nasıl dikkat edeceğiz? Kur'an-ı Kerim diyor. Ve in tafu, affedeceksin. Ve tasfahu, kusuruna bakmayacaksın. Ve tağfuru, bağışlayacaksın. Yani aile, insanın eşi düşmanı olabilir mi? Evladı düşmanı olabilir mi? Bugün eşini maalesef öldüren, evladını öldüren veya anasını babasını öldüren. Cinnet geçiren. Cinnet geçiren insanlar az değil. Yani ne yapacaksın diyor. Kur'an diyor, affetmek. Af, saf ve mağfiret. Evet. Hocam. Bunu yapmak çok kolay değil. Kesinlikle. Bunu çok kolay değil. Kur'an bize çözüm yolu gösterirken, evet, insanların kendisini eğitmelerini söylüyor. Yani biraz ben şunu hissediyorum hocam. Mesela şu anda siz konuşurken telefonumda şurada bir titreşim olsa. Efendim işte diyelim şu kamerada beni çekmese, sadece sizi çekse. Ben merak ederim. Acaba şu anda benimle iletişime geçip
Yani işte sosyal medyamdan ya da efendim işte bir şekilde mesajla hocama birileri bir şey mi anlatmak istiyor? Ya da ben şu anda kimin gündemindeyim? Efendim işte birileri bana ne demek istiyor? Çaktırmadan ben bu mesaja bakarım, değil mi hocam? Evet. Buna bakıyorum da, merak ediyorum da, benim aile hayatımı, benim sosyal hayatımı, benim iş hayatımı, benim toplumdaki her bir karedeki hayatımı tanzim eden Kur'an-ı Kerim'den demek ki bir haberim ki, az önce ifade ettiğiniz gibi efendim affetmeyi, nasıl da hocam gerisi, affedeceksiniz. Kusurunu görmeyeceksin, kusurunu görmeyeceksiniz. Bir de bağışlayacaksınız. Yani bağışlayacaksınız. Ne kadar zor değil mi? Ben radyoda hocam, geçenlerde programda şunu ifade ettim. Dedim ki farkında olmadan biz aslında kalbimize çer çöp diye bildiğimiz şeyler topluyoruz. Ama aslında bu çer çöp değil. Bunlar birer yılancık, evet. Birer akrepçik. Evet. Çünkü uykularımızı kaçırıyor. Neden? Çünkü başkalarındaki sıkıntılar gelip kalbimize koyuyoruz. Neden? Bağışlayamıyoruz. Yani eşimizin kusurunu ya da işte evladımızın kusurunu hocam bir bağışlayabilsek kalbimizdeki o çer çöpler, kirler gidecek. Bizi sokan, bizi huzursuz eden yılanlar kaybolacak. Evet. Biz affetmesek Allah bizi affeder mi hocam? Zaten efendim siz tövbe istiğfar ediyorsunuz. Evet. Tövbe Allah'tan bağışlanma istiyorsunuz. Allah'tan kusurunu affetmesini, günahını affetmesini istiyorsunuz. Ama siz en yakınınızın hatasını affetmiyorsunuz. Allah niye beni affetsin? Siz nasıl affı basar olacaksınız? Ya. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz diyor. Ya çok önemli hocam. Yani insana özür dilemesi bilmeyen, ben aile konferanslarında burada çok geçiyor. Evet. Çok anlattım. Her konuda yani bu özellikle kavgalarla ilgili geçimsiz ile ilgili meseleler şu anlatıyorum ben. Öncelikle insan, evlendiğiniz insan bazı eğitim eksikliği olabilir. Ailesinden güreşe olabilir. Ne diyelim? Yani kindar. Her şey kin tutuyor. Evet. Onun o kininden nasıl vazgeçeceksiniz? Onun o kinini müsbete icra edeceksiniz. Neye kin duyacak? Kendi kötü duygularına kin duyacak. Şeytana kin duyacak. Nefsine kin duyacak. Cenab-ı Hak insana duygular vermiş ya. O duyguları siz götürür de en yakınınıza kullanırsanız, değil mi? Evet. Bir de insanlar eğer diyelim ki siz evlendiniz, eşiniz cömert değil, kadın veya erkek. Onu nasıl yapacaksınız? Değil mi? Yani bir yakınınızda bir fakire, bir komşuya bir şey verecekseniz olsanız evi yıkıyor. Ne yapacaksınız? Ona cömertliği aşılayacaksınız, öğreteceksiniz. İnsanlar bağışlamasını bilmiyorlar. Sen onu her sefer bağışlayacaksın. Bağışlamayı öğrenecek. Evet. Yani farkın olmadan birbirimizi eğiteceğiz. Yani bağışlamayan bağışlanmaz. Ben şunu diyorum. Eğer bir de Kur'an-ı Kerim bize en çok ifade ettiği aile hayatında olsun, diğer hayatta olsun sabır. Demiş ya Rabbi sabır ver ama biraz çabuk olsun demiş. Orada bile sabırsızlık var yani. Yani şimdi bakıyorsun aile hayatımı çok görüyoruz. Akıllı insanlar, kadın veya erkek, eşinin hatalarını, yanlışlarını için bir sene, iki sene, üç sene, beş sene sabrediyor. Şimdi burada yine bir konu var. Eşim diyor içkisiz sofraya oturmuyor diyor. O da çok ciddi bir sıkıntı 2003'te hocam. Haç'tayız. Evet hocam. 2003'te Haç'tayız. Bana grupların resimleri geldi. Şöyle bakıyorum. Bir de baktım ki böyle hiç hacca gitmeyecek bir adam. Kılık, kıyafet, saç, baş, sakal falan. Allah dedim ya. Sonra dedim, adam karar vermiş falan dedim falan. Sonra oraya gittik. Baktım. Böyle mübarek bir adam var. Tatlı, sevimli, güler yüzlü. Böyle güzel sakalı bırakmış. Bıyıklarını da şey yapmış. Böyle dikkatle dinleyen bir adam. Sonra bir yerde karı koca bir yerde oturuyoruz. Bir şeyde, yemekhanede. İsmini de biliyoruz tabii. Hocam dedi, şimdi dedi, eşimle beraberiz dedi. Ben meyhaneye gitmesin, gazinoya gitmesin, pavyona gitmesin, ahlaksız insanlarla buluşmasın. 15 sene dedi, ben bu eşimin çilingir sofrasını hazırladım dedi. Allah Allah. Evde dedi, onun dedi, mezesini hazırladım. İçkisi sofraya oturmazdı diyor. 15 sene diyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi dedi. O tabii güldü tabii. Ama 15 senelik sabır şimdi el ele tutuşarak biz hacca geldik dedi. Subhanallah. Bunun çok örnekler. Sabır, emek. Tabii emek lazım. Yani emek vermediğiniz evlilik size hiçbir fayda vermez. Her şeye emek vereceksiniz. Eğitime emek vereceksiniz hocam değil mi ya? Yani bir ağaç... Yemek yaparken emek tabii veriyorsunuz. Yani bir baş çorbası istiyorsanız bekleyeceksiniz, evet. Yani. 5 sene, 10 sene, 15 sene geçecek de o ağaçta meyve arasınız. Evet.
Biz, yani biz hemen armut piş ağzımıza düşe misali değil. Emek verdiğiniz zaman aslında en büyük yatırım siz kendinize yapıyorsunuz. En büyük yatırım ahirete yapıyorsunuz. Yani ve ezvacun mutahharatun ve hum fiha halidun Kur'an-ı Kerim. Temiz eşler vardır diyor. Yarın ahirette beraberler. Bu ezvacun mutahharatun olabilmek için temiz eşler. Evet. Temiz eşlerin. Ya bu helal aşk kitabını ben bunun için. Evet. Yani inşallah bu, hocam bu helal aşk kitabınızı alacağız. Aşkımızı helale dönüştüreceğiz. Evet. İnşallah. Dün bir hanım kızımıza sordum. Kaç yaşındasın dedim. 25 yaşındayım dedi. Çalışan bir kardeşimizdi. 26 yıl önce neredeydin? Sustu. Yoktum dedi. Peki 100 yıl sonra neredesin? Hocam yokum dedi. Peki bakın kısa bir zaman. İki yokluk arasında bir var. Evet. Kısa bir zaman içerisinde olan bir süreci yönetmek lazım. Emek vermek lazım. Öyle yaşamak lazım ki o temiz eşler sınıfına Allah bizleri dahil etmiş olsun. Ama emek olmayınca olmuyor. Dediğiniz gibi iki yokun arasında bir varı ebedileştirmek mümkün değil mi hocam? Şimdi bir soru daha var mesela bu kitapta. Eşime aşığım ama o boşanmak istiyor diyor. Hadi buradan yak. Şimdi buradan ne yapacak? Yani birisi aşırı seviyor, birisi de hiç oralı değil. Yani birisi şen, şakrak, neşeli, şevkli, heyecanlı. Öbürü sürekli suratı asık duruyor. Şimdi buna ne yapacaksınız? Bunu soran bay bayan mı? Şimdi bunu uzun bir zaman mı oldu ki? Evet. Evet. Tabi burada kadın. Evet. Evet. Şimdi ben burada şöyle bir kalıcı bir ölçü vermişim Kur'an'dan. Entüm libasun lehum ve hunne libasun lekum. Evet. Siz onlar için bir örtüsünüz, onlar sizin için bir örtü. Kur'an bunu şöyle söylüyor. Yani sen onu örteceksin, o seni örtecek. Yani senin eksiklerini, hatalarını, kusurlarını yüzüne vurmayacak. Yüzüne vurmayın. İnsanların hatasını yüzüne vurduğunuz zaman perde yırtılıyor. Perde yırttıktan sonra, efendim işte ben haklıyım. Sen kendinizi haklı olarak görürsün, zaten karşı haksız otomatik olarak. Evet. Ben doğru söylüyorum o zaman, o yalan söylüyor. Yani ben diyor ona her türlü hizmeti yapıyorum. Demek ki hiç hizmet yapmıyor. Yani insanları suçlayınca evet. Nereden anlaşacaksınız evet. ki? Yani ben senin işte kusurunu, hatanı, yanlışını örttüm. Bunu söylemene gerek yok ki. Söylememesi lazım. Yapılanlar söylenirse işin tadı kaçıyor. Tadı kaçıyor. Ya tesir insanlara ya yaptığınız iyilikleri yüzüne vurur musunuz evet. ya? Allah için yaptın değil mi yani? Hocam biz isyan ettiğimiz halde Allahu Ekber, Allahu Ekber sesi işittiğimizde önemsemediğimiz halde bir ömür boyu günahların içerisinde yaşadığımız halde bir tövbeyle Cenab-ı Hak sonra yüzümüze vurmuyor ki. Aslında sıkıntı ben az önce de ifade ettim. Galiba o bize gönderilen 6000 küsür mesajları dikkate almayışımız. Evet. Yani alabilsek zaten ölçüler var orada bize sunulmuş. Yani aile hayatı tanzim edilmesi, aile hayatının, sosyal hayatın tanzim edilmesi, efendim toplu hayatının, siyasi hayatın, bütünün aslında bakıyorsunuz ki tanzimi var. Ama biz uzaktayız. O kitabı hocam koymuşuz rafa. Evet. Günlerce toz tuttu halde dokunamayı aylar oldu gerçekleştirememişiz. Aile hayatında burada yine devreye giren en önemli noktadan bir tanesi de her iki ailenin de büyüklerinin aileyi yaşatmak için yapmış oldukları fedakarlıklar var. Ya bu hiçbir zaman unutulamaz. Yani anne ve baba çocuklarının aile hayatını devam ettirmesi için o kadar büyük onlara hissettirmeden yapmaları gereken vazifeler var ki. Çünkü o çocuklar hakikaten bizim çektiğimiz sıkıntılar, bizim gördüğümüz zorlukları görmemişler. Ben bazen çocuklara anlatıyorum 70'li 80'li yılları. Yani masal gibi geliyor onlara. Evet. 70'li 80'li yıllar bazı şey anlatıyorum. Masal gibi geliyor. Yani şimdi varlık, bolluk, imkanlar eskisi gibi değil. Yani şimdi hemen şeye bakıyor. Ne kadar parası var, ne kadar geliri var, ne kadar sürecek? Ya rızkı veren Allah'tır. Yani bugün adam patrondur, fabrikatördür değil mi yani? Yarın düşebilir. Evet. Yani şimdi o zengin olduğu zaman seviyorsanız, fakir düştüğü zaman sevmiyorsanız
Bir aileyle biz beraberdik bir tarihte. Yani kadın adama hiç saygı göstermiyor. Hiç saygı göstermiyor. Hiç saygı yok. Ya ne oldu dedim, bir sorayım dedim. Öğrendim sonra. Adam iyi bir iş sahibiymiş. Tekstilde hakikaten ihracat, ithalat falan çok zirve bir adammış. Ama nasıl olduysa adam işini kaybetmiş. Adam işini kaybedince kadının gözünden adamın hiçbir değeri kalmamış. Evet. Yani adam böyle süklüm püklüm geziyor. Yani şimdi iman, ahlak, edep, haya, iffet, insanlık için var ya. Yani bir insan düşerse düşene vurulur mu ya? Ya. Bir insan kaybedebilir. Kaybedene sen kazanç sağlayacaksın. Bu şeyde boşanmış aile problemlerine buna temas ediyoruz biz. Bu 11. bölümde boşanmış aile problemleri var. Bu boşanmış aile problemlerinin, boşanma meseleleri içerisinde boşanmış aile problemlerini de buna temas ediyoruz. Yani niye bu konuyu öne çıkarıyoruz? Çünkü insanlar hakikaten bazen insan kendi yamasını kendisi yamayamıyor. Evet. Kendi yani terzi söküğünü kendi sözünü dikemiyor veya marangoz kendi kapısını yapamayabiliyor. Onun için bu çeşit çalışmalar, bunlar hayatın içinden. Evet. Hayatın içinden. Kıymetli hocam, bir kez daha böyle hatırlatmak istiyorum. Gerçekten iki cihanda mutluluğun sırları olan Helal Aşk kitabını gerçekten hani özellikle hayatın içinden derleyip almanız, onlara cevap vermeniz radyoda ve konferanslarda hakikaten çok daha tesir olacağına inanıyorum. Benim de merak ettiğim bir kitap oldu. İnşallah ben de bu kitabı okuyacağım. Dostlarıma da tavsiye ediyorum Allah'ın izniyle. Biz de dostlarımızın ulaşabilmesi için yine Hayır Yayınları'nın kendi sitesinden kitabımkapıda.com'dan isteyebiliyorlar. Evet. İnternetten kitabımkapıda.com'u ararlarsa, İnternetteki ulaşırlarsa ben akşam baktım. Bulabilirler. Sitede var. Çarşambadan itibaren de her yere ulaşabiliyor. Yani burada ben çok dua alacağıma inanıyorum. İnşallah. Çünkü insanlar bir kaşık suda boğulabiliyorlar. Denizi geçiyor, deride boğulabiliyorlar. Veya en büyük sıkıntıları, zorlukları aşıyor. Çok basit bir şeyde boğulabiliyorlar. Yani bazen insanların kör noktası, aynaları arabalarda kör nokta olabiliyor. İnsanın da hayatında kör nokta olabiliyor. Evet. Yani ben bunu böyle bilmiyordum. Hakikaten bilmiyorsunuz. Yani sizin yaşadığınız hayatı aynısını başkaları yaşamış. Sizin yaşadığınız sorunları, yani biz derler ya, biz 40 kişiyiz, birbirimize benzeriz derler ya. Evet. Yani bir toplum olarak böyleyiz. Yani bir Alman gibi, bir İngiliz gibi, Hint gibi, bir Hintli gibi, Pakistanlı gibi değiliz biz. Yani Türk toplumu, yani Anadolu insanı aslında hep birbirine benziyor. Benzedikleri için bu insanlar kendine benzemiyor başkasıyla. Yani bu böyle bir tercüme değil. Yoksa kitapları ortaya yığmışsınız da oradan şey değil. Bu yüzlerce mailin arasından seçilmiş birebir karşılaştığımız, görüştüğümüz insanların bize dertten açmalarıdır. Biz de Kur'an ve Sünnet çerçevesinde çare bulmaya çalışıyoruz. İnşallah mutlu aileler çoğalır. Hocam, Helal Aşk için özellikle teşekkür ediyorum. Tabii sizin daha önce yine istifade ettiğim Peygamber Efendimiz'in sünnetini günlük sünnete göre günlük hayat. Evet, günlük hayatı anlattınız. O kitap hakikaten çok enfes. Bilmiyorum yani böyle çok istifade ettiğim bir kaleminiz var. Rabbim daim eylesin, güçlü eylesin. Ya Allah'ın bir lütfu ihsanı. Ben kolay yazıyorum. Eyvallah. Evet. Yani rahat yazıyorum. Güzel, maşallah. Sohbet üslubunda yazıyorum. Rabbim inşallah bu rahat üslupta yazanların sayısını arttırsın. İnşallah. Tesirini arttırsın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugün burada bizlere gelip hem böyle güzel cümlelerle gönlümüzü tekrar dalgalandırdınız. Hem de zahmet buyurup geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, aşkımız helal olmalı. Helal olan aşktan yana hep tercih kullanmalıyız. Aslında bizim konuştuklarımızı sizler de biliyorsunuz. Peki neden bu zamanı işgal ediyoruz diye merak edebilirsiniz. Maksadımız bir kez daha bildiklerimizi hatırlatmak. Durgun suya bir taş atıp onu hareketlendirmek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durgun sudan abdest bile almayın diye amirane ifade buyuruyor. Biz duran gönülleri bir kez daha hareketlendirmeye, birbirimizi fark ettirerek farkındalıkları arttırmaya, bir kez daha birbirimize başka bir bakış açısıyla bakmaya sevk olunsun diye bu programla birlikteyiz. Dostlarımızı, yazarlarımızı, hocalarımızı davet ediyoruz.
bir cümle, bir elektrik düğmesine dokunur gibi o yuvayı, o odayı, o beldeyi aydınlatsın diye. Gönlünüz, eviniz, işiniz, hayatınız hep o imanın nuruyla aydınlansın. Onun huzuruyla aile vaktiniz sizlere keyif ve mutluluk versin. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.